teyze ne oluyor Allah? Şişt, sus. Ya ne var? İki dakika konuşacağız. E tamam, içeride de konuşurduk teyze. Sus, oğlum olmaz. Bu ikimizin arasında kalacak abicim. Senden bir şey isteyeceğim abicim. Başım belaya girmez değil mi teyze? Önce bir dinle yavrum, bir dinle. Abidin, sana ihtiyacım var. Yiğit'le ilgili. Gördün, geldi gitti 40 kat yabancı gibi. Tayin olmuş, ondan bile haberim yok. Nerede kalıyor? Sen gidip bakmışsındır. Ya teyze, bak Allah rızası için beni bulaştırma ya. Allah rızası için diyorum. Daha evlendiği kızı bile görmedim Abidin. Bir torunun var mı yok mu onu bile bilmiyorum. Bak, senin üstünde birazcık teyzelik hakkın varsa ne biliyorsan anlat Abidin hadi. Ya teyze var ya, öyle bir şey istiyorsun ki yani kendini çek vur desen daha iyi ya. Bak Namık dayım bir duyarsa var ya. Duymasın o zaman Abidin. Duymasın. Ya teyze vallahi bilmiyorum yerini yurdunu ya. Vallahi bilmiyorum bak. Öğreniver Abidin. Senin 2 dakikanı almaz. Kurban olayım hayır deme bana. Ne olur. Bak, ben bunun için Cüneyt'e de gidebilirdim. Dilsiz'e de gidebilirdim. Ama sana geldim. Neden abidin? Çünkü sen insansın. Sen Yiğit'in, Gülsüm'ün abisi sayılırsın. Kanısın, canısın onların. Kıyma bana. Beni Yiğit'ime kavuştur. Tamam, tamam. Merak etme, emrettiğim gibi sesin çıkmaz. Evet Aslan. Aslı Çınar. Aslı Çınar Aslan. Aslı Çınar. Hadi Aslan. Senle içeride konuşacağız. Geç. Aşk olsun kayınço. Harbiden aşk olsun yani. Eğer sohbet istiyorsan gelirdik eve. Bu zahmete değmez değil mi? O eve girmen için 40 fırın ekmek yemen gerek Ferhat Efendi. İmza kafi değil. Aslı babamın yadigarı, benim de gözümün nurudur. Bizden kız almak kolay değil. Önce yüreğini, aklını açacaksın. Biz de bakacağız kardeşime layık mısın diye. Bakalım Aslı kadar temiz bir yüreğin var mı? Dua et de Aslı seni gerçekten sevmiş ve seçmiş olsun. Yoksa elimden çekeceğim var Ferhat abi. Ferhat Bey'i ve evi alın. Aslı'yı da karşısındaki odaya. Buyurun. Hadi ne soracaksan sor da gidelim. Dur. Acelemiz yok, daha birbirimizi tanıyacağız. Öyle daha iyi. Oraya sen otur kayınço. Anlat bakalım. Bir de senden dinleyelim şu aşkı. İstesem tek kelime bile etmem, beni konuşturamazsın.
Ama akraba olduk. Karımın abisisin sonuçta. Anlat. Nasıl tanıştınız Aslı'yla? Beyrut'ta. İnşaat işi yapıyordum. Aynı otelde kalıyorduk. İlişkimiz başladı. Abicim. Bak ben sana anlatmıştım, hatırlıyor musun? Bundan 2 sene kadar önce Beyrut'ta bir mülteci çocuğu ameliyata gitmiştim ben. Hatırladın mı? Orada tanıştık biz Ferhat'la. Yemeklerde bulunduk birlikte. Sonra ben anladım ki benim ameliyat ettiğim çocuğun babası Ferhat'ın inşaatında işçiymiş. İlk görüşte aşk diyorsun yani ha? Kader diyelim be kayınço. Kader. Ferhat çok yardımcı oldu bana ameliyat süresince. Sonra biz bir 2 hafta kadar hiç kopmadık. Hemen hemen her gün birlikteydik. Ama sonra işte ben döndüm. Çin'e inşaatlarının yanına gittim. Telefonum bozuldu. Numarasını aradım ama bulamadım. Çok istedim. Dediği hastaneye gittim. Orada da bulamadım. Yani işte başta insan yaz aşkı zannediyor. Ben de öyle sandım. İşte, ta ki 2 gün önce karşıma çıkana kadar. Görür görmez evlenme teklifi ettim. Aileler de karışmayacaktı aslında ama annemin iş güzel değişti. Anlatacaktım abiciğim. Yani niye anlatmayayım? Tabii ki anlatacaktım. Ama bir şey oldu, olmadı. Çok ani oldu. Yani yeri geliyor biz seninle haftalarca, aylarca görüşmüyoruz abiciğim. Ben hiç bu kadar merak edeceğini düşünmedim. Özür dilerim. Üzerinde ne vardı tanıştığınız günü? Kırmızı bir elbise. Çiçekliydi. Senin bana aldığın kırmızı çiçekli elbise. Elinden kemerdi. Başka? Aslı'nın bir doğum lekesi var mı? Evet. Evet var Sherlock Holmes. Hı? Tam burada. Buluta benziyor. Niye şaşırdın başkomiser? Beyrut'a gitmişsin, odanda görmüştüm. Biz de orada inşaat işi yapıyorduk. Araştırırlarsa tutarlı durur. Biz orada tanıştık, anlaşıldı mı? Aşağıdakilerin hepsi senin ailen. Kimine soracak ki? Abin her yerde seni arıyormuş. Kayıtlara geçtiği için nikah öğrenmiştir. Şimdi yolda bile olabilir. Ona güzel bir aşk hikayesi vereceğiz. İyi rol yapacağız yani. Yaparsın değil mi? Yoksa abinin cenaze namazını kılarız. Beyrut'ta bir çocuğu ameliyat etmişti. Abime söyle, hatırlar. Kafama silah dayadılar. Zorla evlendim desen, tamam. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Tamam, affet. Ne dersen de, kalbim de, gönlüm de almıyor bu olanlar Aslı. O zaman karşı evin penceresine bak bakayım. Yan taraftaki evin de duvarına.
Tek bir hedefleri var Aslı. Abin. Abi. Tamam bak. Özür dilerim ama lütfen abi. Bak Ferhat da, ben de, ne diyorsak o, tamam mı? Bunun altında başka bir sebep arama. Ne yapacağız savcım? Ezber etmiş gibi aynı şeyi söyleyip duruyorlar. Kendimden şüpheye düşürdüler beni. Hiç düşme. Az önce baştan aşağı Ferhat Aslan zekasını izledik. Bu adam hep böyle. Yaratıcılığın sınırları yok. Siz bayağı fikir sahibisiniz bu Ferhat Aslan'la ilgili. Karımdan daha iyi tanıyorum Cem. Öyle diyeyim sana. Oldukça kişiselleştirmişsiniz. Kardeşini kurtaramayacağız ama. Bırakmak zorundayız. Tek çaremiz soruşturmayı devam ettirmek. Ferhat Aslan'ı ve Namık Emirhan'ı silah kaçakçılığından içeri almalıyız. Aslı da ancak böyle özgürlüğüne kavuşabilir. Neler oluyor Savcı Bey? Neden tutuyoruz? Suçlama var dediler. Çalıntı araç dediler. Araç iki gün önce bulunmuş. Daha nikahları yeni kıyılmış bu gençlerin. Mağdur etmişiz insanları. Hem de böyle bir gecede. Namık Bey arayıp duruyor. Mahcup olmayalım bu insanlara Savcı Bey. Mühim insanlar bunlar. Bırakıyoruz Müdür Bey. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Özür dileyip bırakacağız. İyi misin? İyiyim sen. Seni gördüm daha iyi oldum. Acıktın mı? Biraz. Tamam bir tane. Geçecek. Hadi gel. Gel seni sarıya otur. Tamam. İlk gecemiz için hiç güzel bir an olmadı kayınço. Görüşürüz abi. Tüm bunlar abim için yoksa senin o piskanlı ellerine dokunmam ben anladım. Bir daha sakın dokunma bana. Bu filmi senin için çeviriyoruz doktor. İnan senin hayatını bağışlamak bana da pahalıya mal oluyor. Hadi. Efendim sevgilim. Neredesin hayatım? Çok merak ettim. Suna çok zor bir gece geçirdim. Yani yıllar sonra o eve gittim, onları gördüm. Yiğit neredesin? Hemen Özgür'ü okula bırakıp yanına geliyorum. Neredesin? Canım. Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Yani olayları hazmetmem için biraz zamana ihtiyacım var. Eve gelince konuşuruz. Geleceğim. Tamam hayatım. Peki. Evde bekliyorum.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.